bugün sürpriz. Ne çıkacak acaba, yapıştır boya katla tüm cevaplar. Sürpriz kutusunda atma, sakın atma, sen de düşün, bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla başarmanın coşkusu başlıyor bak sürpriz kutusu. Burada olması lazım ama yok. Burada yoksa nerede var? Nerede var ki burada yok? Çok ilginç. Az önce ben burada gördüm eminim. Ne? Program mı başladı? Merhaba. Sürpriz kutusuna hoş geldin. Biraz beklettim değil mi seni? Kalemimi düşürdüm burada. Onu arıyordum da bulamadım. Neyse, umarım seni çok bekletmemişimdir. Dönüştüratör, ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi, o zaman bana sürpriz kutumu ver de ben de farklı malzemelerimle hemen bir projeye başlayayım. Ne diyorduk? Hopusu popusu gelsin sürpriz kutusu. Sürpriz kutum geldi. Evet, her zamanki gibi güzel güzel geldi. Bakalım sürpriz kutum bana bugün hangi malzemeleri verecek ve ben onlarla neler yapacağım. Çatıyı açtım ilk önce. İçinden tuvalet kağıdı rulosu. Güzel. Çok farklı şeyler yapılabiliyor bununla. Bakalım buradan ne çıkacak? Bakmıyorum, sadece alıyorum. Konserve kutusu. Evet, güzel. Hoş bir şey yapılabilir. Bakalım. Şimdi anahtarım buradan çıkmadı. Anahtar nerede dönüştüratör? Yine anahtarı bulamadım. Renkli kartonlar. Güzel, hem de küçük küçük. Bir tane de yeşil var. 5 tane rengim var. Güzel. O zaman demek ki anahtarım burada. Anahtar yine yok. Anahtar çıkmadığı içinden. Krepon kağıdı. Bunlar ne çok süs yapmıştım okulda. Hey yiğidi günler hey. Evet. Bir dakika. Şu taraf. Evet, akrilik boyalarım. Anahtar burada. İşte güzel. Akrilik boyalarla her şeyi boyuyorum. Zaten boya işinde profesyonel oldum. Hemen anahtarımla evimin kapısını açayım ki içinde acaba... ne bu? Bu ne? Yeşil karton. Zaten var karton. Ama bu büyük. Demek ki daha büyük bir alanı bu yeşil kartonla kaplayabilirim. Evet, tamam. Bunu düşüneceğim. Küçük kartonlar ve büyük kartonlar. Telefon yapabilirim. Eski telefonlar vardı. Böyle bak, kulağına koyuyorsun. Alo, alo, sesim geliyor mu? Ben Graham Bell. Telefonu icat ettim. Yok. Telefon yani. Bunun olmaz. Aslında benim bugünlerde şeye ihtiyacım var. Annem diyor ki masan çok dağınık. Yani ihtiyacım olacak bir şey yapmak istiyorum. Kalemler bir yerde diyor, silgiler bir yerde, uçlar bir yerde, ataçlar bir yerde. Onları bir yere böyle toplayacak, böyle bir arada tutabilecek, düzenli olabilecek bir malzeme olabilir. Böyle bir şey yapmam lazım ama ne olabilir? Konserve güzel aslında. Bunun içine silgi konulur, makas konulur, buraya da aslında kalemler konulur. Tamam. Olur. Kalemlik bahçesi. Dönüştüratör. Ben ne yapacağımı buldum. Kendime kalemlik bahçesi yapacağım. Sen ne yapacağını buldun mu? Bittiğinde görürüm. Tabii ki bittiğinde görürüm. Yok bir de görmeyeyim. Neyse, ben kalemlik bahçemi nasıl yapacağımı anlatayım size. Bu konserve kutusundan güzel bir kalemlik olur. Ruloyu da makas, fırça gibi malzemeleri koymak için kullanabilirim. Küçük not kağıtlarım için de bir şey bulabilsem... Bir de bunları tek bir zeminde birleştirebileceğim bir malzeme gerekecek bana. Krepon kağıtlar ve renkli kartonları kullanarak bu kalemliğe çok renkli bir bahçe görünümü verebilirim. Evet, kalemlik bahçesi masama çok yakışacak. Evet sevgili arkadaşım, konserve kutum ve tuvalet kağıdı rulom hazır. Ve bunlar benim çok işime yarayacak. Kalemlerimi, fırçalarımı bunların içine koyacağım ama not kağıtlarımı da koyabilmem için daha kısa boylu, daha yayvan bir kutuya ihtiyacım var. Acaba bende var mıydı böyle bir şey? Aklına bir şey geliyor mu dönüştüratör? Evet, bilmecem geldi. Ama ne hoş. Acaba bilmecemde ne yazıyor? İnşallah çok zor değildir. Evet, bilmecemde... Bilmeceleri çok seviyorum. En yakınım pencere. Kapanırım her gece. Bazen rüzgar giremez, bazen güneş. İsmim var
iki hece. İki heceli bir isim. En yakınım pencere. Kapanırım her gece. Pencereye yakın bir şey yani. Bazen rüzgar giremez, bazen güneş. İsmim var iki hece. Rüzgar giremez, bazen güneş giremez. Yani bu ne olabilir? Pencereye yakın bir şey. Her gece kap... pencereye yakın bir şey. Panjur! Doğru mu demiş direktör? Evet, panjur nerede? Ah, işte burada. Amma da büyük panjurum var. Evet, panjur işte eczanenin üzerinde. Bakalım panjurun içinde ne var? Evet, işte tam olarak böyle bir şey arıyordum. Margarin kutusu. Evet, dönüştüratör. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Artık kağıtlarımı, notlarımı da koyabileceğim bir kutum var. En iyisi bunları hemen boyamaya başlayayım. Pembe boyamı aldım. İçine boyamı daldırdım. Fırçalarımdan seçiyorum ona uygun bir fırça. Şu mesela gayet iyi. Bununla hemen boyamaya başlıyorum. Bu rulolar çok önemli. Sen bunları sakın evde atma. Çünkü her zaman yaptığımız projelerde çok işe yarıyorlar. Çok kullanışlılar. Hatta şu ağız tarafında içten böyle boyayabilirsin. Bunu şimdilik evet şöyle koyuyoruz. Konserve kutusunu maviye boyayacağım. Çıpıldanak böyle tüp 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 boşaltıyorum. Bu tarz konserve kutuları metal, cam ya da plastik gibi şeyleri boyarken aslında biraz zor oluyor. Onun için tutkalla kaplayıp kurumasını bekledikten sonra boyarsanız çok daha iyi olur. Dönüştüratörüm bana bir iyilik yapmış. Tutkalla zaten kaplı bir konserve kutusu gönderdiği için benim böyle bir işleme ihtiyacım kalmadı ama mavi boyayı böyle koyduğumda hemen boyanıyor. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Evet. Evet, sarı boyamı aldım. Şıp 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 şıp. Şöyle güzelce ne daldırdım. Şöyle bir sarı oluyor. Altını da boyadım. Şimdi bunların kurumasını bekleyeceğim. Yarım saat yeterli. Kutularım gayet güzel kurudu. Bakalım. Evet. Ama benim kalemlik bahçemde bu güzel kutularımın bir arada durabilmesi için ve tabii ki rulomun da altını kapatabilmem için bir malzemeye ihtiyacım var. Acaba ağacımda böyle bir malzeme var mı? En iyisi bakayım. Ağacım bana güzel bir malzeme verebiliyor musun bakalım? Evet, bu olmaz. Evet olmaz. Yani burada da ona uygun bir şey var. Aa! işte evet. Güzel bir mukavva parçası. Tam da işime yarayacak bir parça. Evet, eğer sende bu yoksa herhangi bir koliden bir parça kes, kalın bir şey olsun, sonra onu kaplarsın. Şimdi kartonumun üzerine mukavvamı koydum ve şurada bir tane makasım olacaktı. Büküyorum ve makasımın şurasıyla iyice üzerinden geçiyorum ki yapıştırmaya daha müsait olsun. Sonra burayı böyle büküyorum. Sonra aynısını şuraya yapacağım. Seninki nasıl gidiyor dönüştüratör? Projen şekillendi mi kafanda? Başladın mı? Yoksa bitirdin mi? Benimki iyi gidiyor. Şimdi açıyorum ve mum yapıştırıcımı alıyorum. Ben bu yapıştırıcıyı buraya böyle sürüyorum. Sen de eğer böyle mum yapıştırıcı yoksa sıvı da kullanabilirsin. Fark etmez. Benim elimin altında bu vardı. Bunu kullandım. Şimdi şunu şöyle yapıştırıyorum. Şurayı da yapıştırıyorum. Kenarlarında herhangi bir açıklık olsun istemiyorum. Evet, işte böyle. Zaten bu kapladığım alan kalemlik bahçemin altı olacak. Kalemlik bahçemin alt tarafı böyle ama asıl çim tarafı böyle çok güzel oldu. İşte şimdi tasarımımı düşünüyorum. Bu mavi konserve kutumu şöyle koyacağım. Bu rulayı da böyle koyacağım. Şu sarıyı da şöyle koydum mu aralarında biraz mesafe olsun. Bence böyle çok güzel. Hemen sıvı yapıştırıcımı alıyorum. Şuraya böyle yapıştırıcımı sürüyorum. Ay biraz da bulaştırdım ama olsun biraz bulaştırabilirim. İşte tam olarak böyle buraya koydum. Sonra rulomu alıyorum. Şöyle çalışırken bahçemin üzerinde çalışmayayım da yapıştırıcılar damlamasın. Evet işte rulomun da altı şöyle buraya denk gelecek. Şimdi kutumun da kenarlarına biraz yapıştırıcı sürüyorum. Şimdi üzerine koyuyorum. Evet,
İşte çok güzel. Bunlar kururken aklıma şu geliyor. Bir bahçede ne eksik olmaz? Çiçek eksik olmaz. Olmamalı. Çiçeklerimi nasıl yapacağım? Hani sürpriz kutumun içinden çıkan kartonlarım vardı ya. Bu renkli kartonlar. İşte bana onlar çok yardımcı olacaklar. Üzerine kurşun kalemle güzel istediğim kadar çiçek resimleri yapıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 çiziyorum. Yeşil çizeyim bir tane de böyle. Kırmızı da olsun. Evet. Bir tane küçük makasım var. Onu kullanacağım. İnce ince bunları böyle kesmeye başlıyorum. Evet. Burada biraz ince çalışmam lazım. Evet. Son turuncu çiçeğimi de şuradan şöyle evet kesiyorum. Evet. Çiçeklerim tamam. Bu çiçekler tamam ama çiçeklerin bir de sapı olmaz mı? Sap olması lazım. Çiçeğin sapı olur ve onların sonuçta bahçeme bir şekilde o saplarla yapıştırmam gerekiyor. Evet. Bana bir sap lazım dönüştüratör. Ne? Yoksa bana bir fikir mi veriyorsun? Dönüştüratör. Harika bir dönüştüratör. Evet, bilmecem geldi. Evet, bakalım bilmecemde ne yazıyor? Aa, biraz kısa bir bilmece ama bakalım. Oynar zıplar, gücü yok. Hep vururlar, suçu yok. Bu ne? Sen bulabildin mi? Oynar zıplar, gücü yok. Hep vururlar, suçu yok. Zıplıyorsa birileri onunla oynuyor. Gücü yok ama herkes vuruyor ona, suçu yok. Oynar zıplar. Ha! Top! Futbol topu. Herkes ona vuruyor. Bir suçu yok. Evet, futbol topu buralarda bir yerde olması lazımdı. Nerede acaba? Futbol topu. Sanki görmüştüm. Futbol topu, futbol topu. Futbol topu önde değildi ama arkalarda bir yerlerde olacaktı. Futbol topu. Ah, işte burada. İşte futbol topu. Tüylü teller. Bir parça kesiyorum şöyle. Bir tane daha. Bir tane daha. Kimisi uzun, kimisi kısa. Ve koyu yeşil. Bu da başka bir çiçekmiş. Şundan şöyle şöyle keseyim. Şöyle keseyim. Evet. Şimdi çiçeklerimin sapları bunlar. Bir çiçek sapı alıyorum ve çiçeklerimden bir tanesini aldım. Çiçek sapıma koydum üzerine. Çiçek sapımı içinden geçiriyorum. Çünkü içinde tel var ya. Hemen kartonumun içinden geçmiş oluyor. Ve bahçeme yapışabilmesi için bu alttaki tarafını hafif şöyle büküyorum. Büküyorum ki sıvı yapıştırıcıyla onu rahat rahat yapıştırabileyim. Sonra ona bir yaprak yapacağım. Bir parça açık renkte parça aldım. Ve bunun etrafından şöyle mesela geçiriyorum. Şöyle işte bu bir çiçek. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Şunu alıyorum elime. Bu sefer de pembe yapayım. Evet, biraz içinden geçirdim. Sonra bir parça yaprak aldım. Zeminime yapıştırabilmem için alt tarafını da böyle bak işte şöyle büktüm. Şuradan da bakabilirsin. Büktüm ve bir zemini oldu bunun. Böylelikle gelip bunu rahat rahat şöyle yapıştıracağım. Evet. Son çiçeğim de küçük bir çiçek oldu. Şimdi bundan başlayarak elime sıvı yapıştırıcımı alıyorum ve bunları bahçeme yapıştırıyorum. Şöyle bızıttırık azıcık bir yapıştırıcı sürdüm altına. Elimle de yardım ediyorum. Evet. Şuraya da biraz yapıştırıcıyı süreyim. Şimdi de şunu şöyle şuraya yapıştırayım. Evet, bu çiçeklerle bahçemi o kadar güzel süsleyeceğim ki çiçeklerimin hepsini yapıştıracağım. Kalemlik bahçem rengarenk olacak. Ve tabii bu çiçekleri yapıştırdıktan sonra 15-20 dakika kadar bekleyeceğim. Böylelikle hepsi kuruyacak. Evet, kalemlik bahçemdeki
Yapıştırdığım tüm çiçekler kurudu ve hepsi çok güzel görünüyorlar. Şimdi şunu yapmayı düşünüyorum. Kutumun içinden bir krepon kağıdı çıkmıştı. Yeşil. Hatırlıyorsun. İşte bunu kutularımın etrafına böyle sanki etrafında ot bitmiş gibi yapacağım. Nasıl yapacağım? Uzun bir parça böyle alıyorum. Bunu böyle kesiyorum. Bunu böyle bir de katlıyorum. Böyle böyle böyle. Katladım, katladım, katladım. Şöyle kesiyorum. Sıvı yapıştırıcımı alıyorum. Şunun etrafına şöyle biraz sürüyorum. Alıyorum krepon kağıdını. Bunu böyle birbirine sanki otlarmış gibi sıkıştırıyorum, büzüyorum. İşte tam olarak şuraya şöyle yerleştiriyorum. Biraz üflüyorum. Evet. Bak ne güzel oldu. Gördün mü? İşte otlar bitti çevresinde. Şimdi aynısını bunun içinde yapıyorum. Kırmızı kutum için. Alıyorum hemen yapıştırıcıyı şöyle. Biraz şuralara damlatıyorum. Heh. Şurayı da şöyle biraz içeri doğru ittim mi? Evet. Kalemlik bahçem tamam. Görüyor musun? Ne kadar güzel oldu. Evet. İşte bu kalemlik bahçem bir sürü kalemimi, makasımı, notlarımı içine alacak. Şimdi bak notlarımı şuraya böyle koyuyorum. İşte kağıtlarım burada. Birkaç tane kalem aldım. İki tane fırça aldım. Şunun içine bu fırçalık olsun, bu da kalemlik olsun. Ve kalemlik bahçemdeki çiçeklerim o kadar güzel oldular ki neredeyse kokularını alacağım. İşte kalemlik bahçem bitti. İstersen gel kalemlik bahçemi nasıl yaptım bir hatırlayalım. Öncelikle kutu ve ruloları boyadım. Zemini hazırlamak için mukavvayı yeşil kartonla kapladım ve kutuların yerlerini belirleyip yapıştırdım. Renkli kartonlardan çiçek kestim. Tüylü tellerden çiçek sapı yaptım ve bu şekilde birçok çiçek hazırladım. Çiçekleri dilediğim gibi zemin üzerine yapıştırdım. Krepon kağıtları ile kutuların kenarlarını süsledim ve kalemlik bahçemi tamamlamış oldum. Sen de beğendin mi dönüştüratör? Ha? Fena değil mi? Beğenmedin mi yani? Ha, beğendin ama çok değil. Ha, sen beğendin mi? Bak ne kadar çok beğenmiş. Vallahi ben de çok beğendim. Bunu evime götüreceğim zaten. Çok güzel oldu çünkü. Peki dönüştüratörcüm, sen ne yaptın? Hadi bize göster. Aa! Küçük oyuncak canavarlar bunlar. Sen de benim gibi bunları aynı rengi boyamışsın. Sonra krepon kağıtlarından böyle kulaklar yapmışsın. Sonra keçeli kalemle boyamışsın. Kartondan gözler yapmışsın. Ve ondan sonra da benim gibi yeşil bir zemine yapıştırmışsın. Evet, bunlar da çok güzel ama açık konuşayım. Sevgili arkadaşım da öyle düşünüyor. Benim kalemliğim daha güzel oldu çünkü çok kullanışlı. Evet, bu küçük oyuncaklar da güzel ama benim kalemliğim bir sürü ürünü, bir sürü malzemeyi böyle kendinde barındırabiliyor, taşıyabiliyor. Bir kere benim masamı toplayacak. En önemlisi bu. Sen de bu malzemelerle bambaşka şeyler yapabilirsin. Eğer neler yaptığımı bir daha izlemek istersen tritecocuk.net.tr'den dilediğin zaman izleyebilirsin. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kal. Bu malzemelerle sen de bir tasarım yap, fotoğrafını çek, bize gönder, Facebook sayfamızda paylaşalım. Sürpriz kutusundan bugün sürpriz. Ne çıkacak acaba, yapıştır, boya katla, tüm cevaplar sürpriz kutusunda. Atma, sakın atma, sen de düşün, bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla, başarmanın coşkusu başlıyor bak sürpriz.